Avrupa'ya gideceğiz. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de final günü geldi çattı. Bir tarafta Olympiakos var, diğer tarafta Fiorentina var. Kozlarını paylaşacak bu iki ekip. Ve bu karşılaşma Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan AEK Arena'da oynanacak. Müsabaka saat 22'de başlıyor. Atina'yı da bu final heyecanı sarmış durumda. Son detayları yerinden alacağız. Atina muhabiri Habertürk, Atina muhabiri Taki Belberakis karşımızda. Taki merhaba öncelikle. Merhabalar, çok güneşli ve sıcak Atina'dan. Gerçekten Fiorentina Olympiakos bugün pozlarını paylaşıyor. UEFA Konferans Ligi finalinde AEK Arena'da. Çok büyük bir güvenlik endişesi var, bunu hemen söyleyelim. Gerek hükümette gerek poliste yoğun teyakkuz durumu var. Geniş güvenlik önlemlerinden söz ediyoruz. 5000 polis var. Nedir başarısı yaratan konu? Şu. Bu stat, yeni stat eski stadın yerine inşa edilmiş durumda. Ama sokak arası. Etrafında cadde bile yok. Sokaklar var ve semt sakinleri var. Evler var. Böyle bir coğrafyada bu stat. Dolayısıyla polisin güvenlik önlemleri olağanüstü, sıra dışı önlemler var. Örnek verelim. Stadın 1,5-2 kilometre etrafında bütün bölgede, yani Nea Philadelphia semtinde, Nea Halkidona semtinde, Peristos semtinde araba park etmek yasak. Park edilmiş arabalar uyarıldı polise, semt sakinleri ve arabalarını başka bölgelere naklettiler. Bunu yapmayanlar ise onların yerine trafik geldi, trafik araçları geldi ve bu arabaları çok uzak yerlere götürdü. Trafiğe kapalı zaten bütün bu bölgeler. Diğer yandan stadın etrafındaki sokaklar, bu geniş bir coğrafya bu da. Bütün burada semt sakinlerine uyarılar yapıldı önceden ve hepsi bunlar akredite oldu. Bu inanılması güç bir metot. Yani semt sakinleri evlerin 24 saat için bu sabahtan yarın sabaha kadar evlerine girmek veya çıkmak için boyunlarında asılı akredite kartı var. Bunlarla girip çıkıyor. Diğer yandan kurye yok. Kurye yasak. Evlere kurye gitmesi. Mesela yemek siparişi yasak. Bunu daha önceden biliyorlardı ve önlemlerini aldılar diyorlar evde kalanlar. Diğer yandan okullar kapalı, dükkanlar kapalı. Böyle olağanüstü bir havadayız. Ulaşım. Ulaşımda da çok ilginç önlemler var. Metro. Metro saat 17'den sonra vatandaşlara kapalı, sadece turistlere de kapalı. Binlerce turist var Atina'da. Sadece Olympiakos taraftarlarına açık, stada gitmeleri için. Olympiakos taraftarları biletini ve hüviyetini gösterdiğinde metroya girip stada gidebilecek. Yani sadece o stada giden, AEK Arena'ya giden metro düzeni mi yoksa tamamen mi? Sadece o metro düzeni ama çok ana bir arter. Yani güneyden, Pire'den Atina merkezini geçip Philadelphia'ya yaklaşan bir arter. Yani hiç olmazsa %50'sini felç etmiş olacak trafiğin bu konu. Diğer yandan İtalyanlar kuzeyde toplanıyor. Atina güvenlik nedeniyle. Onlar da otobüslerle yavaş yavaş stada getirilecek 17'den sonra. 15 bin Olympiakos taraftarı, yaklaşık 9 bin İtalyan taraftarı, arada bir tampon bölgeden bahsediliyor. Bakalım nasıl gelişecek. Ancak iki tane çok önemli endişe konusu var. Yani bu güvenlik önlemlerini bu kadar sıklaştıran birisi bu sezonun başında, yani bu stadın sicili de biraz kötü. Çok yeni bir stad olmasına rağmen bu sezon başında AEK takımı Dinamo Zagreb takımıyla Avrupa Kupası maçı oynuyordu. Burada taraftarlar meydan savaşı yaptı. Hırvat ve Yunan taraftarlar. Ve bir AEK taraftarı bıçaklanarak öldürüldü. Ondan sonra 100 Hırvat taraftar gözaltına alınıp aylarca Yunan cezaevlerinde kalmış, tutuklu kalmıştı. Diğer yandan bu AEK'nın stadı Olympiakos'un ezeli rakibi. Ve ilk defa bir Olympiakos taraftarıyla dolup taşacak bu stad. AEK taraftarı yok tabii. Eğer özellikle Olympiakos için olumsuz bir gelişirse bu final, stada büyük hasar vermelerinden endişe ediliyor Olympiakos taraftarlarının. Bütün bunlar tabii futbol değil. Size biz futboldan bahsetmek çok daha iyi. Biz ne diyelim? Futbol oynansın, güzel bir maç olsun. Başka olumsuz bir şey kaydedilmesin. Bizim dileğimiz bu. Sine.
Teşekkürler. Taki, sormak istiyorum. Tabii taraftarlar da çarşıda ya da sokaklarda Olympiakos taraftarı özellikle herhalde mutlaka toplanmıştır değil mi? Bir kalabalık var mı? Yok, öyle bir düzenleme yok. Çok uzaklarda, tecrit halinde. Dediğim gibi Olympiakos taraftarları güneyde toplanıyor. Bir kapalı stadyumun etrafında. Oradan metroya binecek düzenli şekilde. Diğer yandan da İtalyanlar da kuzeyde toplanıyor. Onlar gelecek. Atina merkezinde iki taraftarın şu ana kadar karşılaşması olasılığı yok. Gerçi bazı İtalyan taraftarların bu düzenlemeyi bozarak, daha çok vakit vardı sabahtan maçın başlamasına, taksi alıp merkeze giderek hiç olmazsa Akropolis'i, Atina şehir merkezini görelim dedikleri haber verildi. İnşallah orada bir tasıltık yaşanmaz ve geri dönüp sahaya giderler. Ama bakalım, izliyoruz. Biz Habertürk olarak burada alarmdayız. Bütün gelişmeleri izliyoruz. Olympiakos maçın favorisi olmamasına rağmen iyimser, buraya kadar geldik diyor. Bundan sonra niye olmasın, finalde kazanabiliriz diyor. Biz hatırlatalım, Fenerbahçe'nin acı bir tecrübesi oldu. Ve Aston Villa'yı elemişti. Penaltılarla elendi Olympiakos'a. O maçın nasıl geliştiğini de çok iyi hatırlıyoruz. Diğer yandan daha bir mucizevi bir sonucu var Olympiakos'un Fenerbahçe'den önce. 16'lar, son 16'lar turunda Maccabi Tel Aviv İsrail takımına kendi sahasında Olympiakos burada Yunanistan'da 4-1 yenildi. Evet. Ve ondan sonra deplasmana giderek 6-1 yendi. Mucizevi bir sonuç. UEFA kupalarında görünmemiş bir sonuç. Böyle bu aşamalarla finale karar geldi. Bakalım nasıl gelişecek. Taki, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Yoğun güvenlik önlemleri altında oynanacağını öğrendik. Taki Berberakis'ten sevgili izleyenler, Avrupa Konferans Ligi finalinin. Peki şimdi bir bağlantımız daha olacak zannediyorum. UEFA Avrupa Konferans Ligi ile ilgili olarak konuştuk ama bir de UEFA Şampiyonlar Ligi finali var. Ve Şampiyonlar Ligi finali için de geri sayım başladı. Real Madrid ve Borussia Dortmund finali 1 Haziran'da oynanacak. Wembley Stadyumu'nda oynanacak, Londra'da. Hem bugünü konuşacağız hem 1 Haziran'ı konuşacağız. Spor yorumcusu Furkan Sümbül şimdi karşımda. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar Sinan Hanım. Merhabalar. UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanını aslında Yunanistan'a gittik, Atina'dan Taki aktardı. Çok yoğun güvenlik önlemleri var dedi ama biz biraz daha futbol tarafını konuşalım. Olympiakos ve Fiorentina, Olympiakos'un geldiği yolu biliyoruz. Fenerbahçe, Aston Villa ve öncesinde Maccabi Tel Aviv zor rakipleri yendi ve geldi buraya. Neler söylersin iki takım için? Öncelikle ev sahibi avantajı Yunan temsilcisinde olsa da kesinlikle çok kafa kafaya bir mücadele bekliyorum. Yani iki takımın hangisinin kazanacağını kestirmek şu aşamada çok kolay değil. Tabii Fiorentina birazcık daha kolay bir yoldan geldi. Geçen sezonun Konferans Ligi finalisti. Onlar Haifa, Pilsen ve Brüj gibi rakipleri geride bırakarak finale yükselirken, tabii Olympiakos'un çok daha zorlu bir yolculuktan buraya geldiğini söylemek lazım. O anlamda ev sahibi avantajı onlarda olsa da kadro kalitesi muhakkak ki Fiorentina'dan yana bence. Hakikaten Avrupa'da çıkış yapması beklenen, tam o beklenen çıkışı yapamamış ya da direkt olarak mevcut kalitesi, deneyim anlamında, her anlamda aslında kadro kalitesi bence Fiorentina'dan yana. Ki az önce de söylediğim gibi geçen sezonun Konferans Ligi finalisti kendileri. 2001'den beri bir kupa kazanamamış durumdalar ve onlar da kesinlikle burayı son derece önemsiyorlar. Olympiakos cephesinde de çok aslında çalkantılı bir sezonun sonrasında yolda birazcık kervanı düzmeyi başardılar ve çok iyi sonuçlar aldılar ki Fenerbahçe karşısındaki galibiyet, devamında Aston Villa eşleşmesi, bunlar hep az önce muhabir abimizin de aktardığı özellikle Haifa eşleşmesi 4-1'in revanşına deplasmanda 6-1 ile turu geçtiler. Orada da yine geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni kazanan bir antrenör var. Jose Luis Mendili var. Onun Mendili da oynattığı, var, oyunu, evet. Oynattığı oyunu gördük. Hatayspor'dan bildiğimiz El Kabi çok etkili bir performans sergiledi. Şu 32 anda gole da, ulaşmış yanılmıyorsam değil mi? Organizasyonun evet tüm kulvarlarda 32 gol. Takımın en çok skora katkı yapan ismi şu anda.
Aston Villa'ya 2 maçta 5 gol kaydetmeyi başardı ve turu getiren isim oldu o noktada. Yani çok keyifli bir karşılaşma olacak. İşi Yunanistan'da olması birazcık daha ekstra bir renk katacak diye düşünüyorum. Ayrıca Fenerbahçe'nin de tabii burada olamayışı bizlerin evet. birazcık üzücü. İçimizi birazcık... Olympiakos'un bu noktaya kadar gelmiş olması da aynı zamanda Olympiakos'u elemiş olsaydı Fenerbahçe belki de finalde yer alacaktı. Kim bilir yani tabii ki Aston Villa'yı geçerdi demek belki kolay değil ama en azından şurada Fiorentina ile bir final mücadelesinde görmek çok keyifli olurdu. Evet. Tabii bir iki kelime de karşılaşmada ön plana çıkmasını beklediğimiz isimler hakkında söyleyelim isterseniz. Fiorentina'da Nico Gonzalez isminin belirleyici olacağını düşünüyorum. Sağ kanatta oynayan çok yetenekli bir isim. Olympiakos cephesinde de ben birazcık daha sürpriz bir isme yöneleceğim. Giresunspor forması giyen geçmişte kiralık olarak Chiquinho isminin orta sahanın kalbi olduğunu düşünüyorum ve bu karşılaşmada belirleyici ana rolde olacağını düşünüyorum açıkçası ve sanki böyle uzatmalar ya da penaltılar bizleri bekliyor gibi geliyor bana. Evet, bana da biraz öyle geliyor. Sanki uzatmalar olacak gibi penaltılar da izleyebiliriz.